uygulamayı, bu uygulamayı, bu yaptığımız bütçeyi son haftasına geldik. Hayretlerle izliyorum. Şaşırıyorum, söyleyecek kelime bulamıyorum. Hepimiz kulağı buradan değil, buradan tutuyoruz, buradan vesaire vesaire. İl Genel Meclisi'nde 2016 yılının bütçe görüşmeleri çok tartışmalı bir ortamda geçiyor. 2016 yılı bütçesinin görüşüldüğü Kasım ayı toplantılarının bugünkü oturumunda gündeme getirilen köylere harcama miktarları İl Genel Meclis üyelerinin tepkisine neden oldu. Cumhuriyet Halk Partili Uzunköprü Meclis üyesi Enver Arkan'ın başkanlık yaptığı mecliste Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Geçmiş tarafından taslak bütçeyle ilgili köylere yapılacak harcama miktarları konusunda bilgiler verildi. 2016 yılı ödeneği Enes Çandır 5279 lira ödeneği, Enes Kocaali 25886 lira ödeneği. Yarın son şekli verilerek onaylanacak olan 2016 taslak bütçesinde köylere ayrılan miktarlar meclis üyelerinin sert tepkisine neden oldu. CHP Enes İl Genel Meclis üyeleri Erol Açık ve Şenol Kılıç, taslak bütçede belirtilen köylere yapılacak harcama miktarlarının neye göre belirlendiğini sorarak, köylere hizmet götürme birliğine verilen köy isimlerinin taslak bütçede yer almadığını belirttiler. Böyle bir şey olmaz. Şu anda seçilmiş olan il genel meclis üyelerini ve bu meclisi bypass edilmiş durumdayız şu anda. Örnek mi? Alın size örnek. Az önce bahsettiğiniz Enes'den 3-4 köyün ismini verdiniz burada. Dediniz ki talepleri biz sizden alıyoruz. Biz Plan Bütçe Komisyonu'nda Şenol arkadaşımla beraber talep verdik. Biz Şenol'la birlikte köylere hizmet götürme birliğinin doğal üyesiyiz. Köylere hizmet götürme birliğinin muhtarların talepleri 19 köyün hepsi burada. Sizin bu Enes'le ilgili, ben Enes'den örnek vermek istiyorum. Büyük çoğunluğu zaten konuşulan arkadaşlarımız da belli. Çoğunun bunlardan haberi yok. İdarenin, dediniz ki talepleri sizden ve idareden diğer genel yerlerden armağan yapıp burada son şeklini veriyoruz. Bizden köylere hizmet götürme birliğinde bu ifade ettiğiniz köylerin hiçbirinin ismi yok. Yani köylere hizmet götürme birliğinden gelmemiş. Hangi kaynaklardan geldi bu? Nereden geldi? Buralara konuluyor. Biz halkın seçtikleri il genel meclis üyeleriyiz, milleti temsil ediyoruz. Ben şu anda Kasım ayı bitirecek. Genel sekreterimiz sunumunu yaptığı anda bunları ifade ettim. Peki dosya köylere hizmet götürme birliğinin müdürünün hazırladığı dosyadır. Bu dosya kaymakamın bilgisi dahilinde hazırlanır. Bir örneği ondadır, bir örneği bendedir. Olmayan şeyleri gerçekten nereden, yani biz de vermedik bunları. Nereden aldınız bunları? Çandır diyorsunuz. Ya Çandır'ı bilen var mı arkadaş? Ya bilen var mı? Orada yaşayan nüfus sayısı kaç biliyor musunuz? Ne 30 o? Sayın Başkanım. 12, 13. Toplam oy sayısı kaç biliyor musunuz? 10. 10 tane oy var. 9'a düşse sandık kurulmayacak. E biz buraya 5279 lira şey. Tamam. Şimdi baktık. Kuyu açtık Karayincirli'ye değil mi? İçme suyu yetersiz diye ek kuyu açtık. Hani nerede şey? Açtık kuyuya böyle atıp duracak. Böyle bir mantık olabilir mi? Bütün Enes ve 19 köyüne verdiğimiz para 160 lira. Adalet bu mu? İpsala İl Genel Meclis üyesi Necmi Sınır ise bu yıldan yarın kalan işlerin de bütçe kapsamında görüşülmesi gerektiğini söyledi. Lalapaşa, Keşan, Meriç ve diğer ilçelerin İl Genel Meclis üyeleri de yarın son şekli verilecek olan taslak bütçe konusunda görüşlerini dile getirdi. İdare ettiğim bir şey var. Başlanmış projeler var. Ne zaman? 2014 yılında belde olup da köye dönüşen köylerde başlanmış projeler var. İdaremiz bu konuda bunları ne derse sümen altı ediyor. İşte bir örnek. İpsala Sultanköy'de 33 bin TL parası gelmiş olan çocuk ve aile parkı yapımı için 33 bin TL para gelmiş. Ne yatırımda var? Ne plan projede var, ne artık bilemiyorum hangi hizmetlere girerse hiçbirinde bahsedilmemiş. İki, yine aynı köyde belediye döneminde başlanmış akabinde boruları gelmiş olan kanalizasyon ve de arıtma tesisi projesi var.
Bunlar neden dikkate alınmıyor ya? Biz bunu bu bütçede konuşmayacağızsa, bu yarım kalan işin yapımını istemeyeceğizse, şimdi o zaman ben başında söylediğim idaremiz her şeyi